هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل، فصف الجحافيل أساده ودكوا به دولة الباطل، فصف الجحافيل. يحتمي بحماك بك أستجير، فمن يجير سواك؟ فأجل ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قواك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، شبهسيز حمد الله'ındır. Ona hamd eder, ondan yardım dileriz. Ondan mağfiret diler, ona tövbe ederiz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu kimse saptıramaz. Allah kimi saptırırsa kimse de ona hidayet veremez. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun bir ve tek olup ortağı bulunmadığına şehadet ederim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Salat ve selam Resulullah'a, âline, ashabına, kıyamet gününe kadar izlerinden gidecek olan muvahhidlerin, sünnet ehli Müslümanların ve İslam davetçilerinin üzerine olsun. Ya Rabbi, imanımızı, akidemizi, amellerimizi salih kıl. Ya ilahi, dilimizi, yüreğimizi, aklımızı senin razı olduğun din üzerine sabit tut ve onları salih kıl. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zul Celal vel İkram, bizden merhametini esirgeme. Ayaklarımızı imanla sabit tut. Din-i mubin İslam'ı anlama, yayma, öğretme bilinci ver. Ey kalplerin sahibi, ey hükmü büyük, ey rahmeti geniş, ey intikamı güçlü, ey yoktan var eden, ey kulluk için yaratanımız, kalplerimize Kur'an'ın nurunu, imanın onurunu, tevhidin gururunu yerleştir. Değerli kardeşlerim, soğuk bir Aralık ayı, dağlar, taşlar sisli bir havaya bürünmüşler. Ağaçlar ölü bir insanın halini andırırcasına dalsız, yapraksız, meyvesiz duruyorlardı. Mezarlık ıssız karşı tepelere yakındı. Biz o yöne doğru gidiyorduk. Cenaze arabası önümüzde, biz arkadan takip ediyorduk.
arabamız yolda seyrederken yeryüzü nimetlerini, yaratılış güzelliğini, ölümü, sorgulanmayı, soğuk bir kış günü, kabirde ilk gece nasıl geçirilir diye düşündüm. Değerli kardeşim, ölüm yaz kış dinlemiyor. Vakti geldi mi insanla burun buruna geliyor. Ölüm her insanın tadacağı, yaşayacağı vazgeçilmez ilahi bir kaderdir. Bir süre sonra arabamız tepeleri, ovaları, vadileri, virajlı yolları aşmış olarak cenazenin gömüleceği köye geldi. Uzakta cenazeyi bekleyen insanlar vardı. Cenaze arabası kalabalık insanlar topluluğuna yaklaştıkça ağıtlar, bağırışmalar, yerlere kendilerini atanlar oldu. Cenaze arabası köydeki hanımına, babasına, çocuklarına yakınlaşınca bir çocuk sesi "Baba, baba, baba" diye hem ağlıyor hem bağırıyordu. Çocuk babasının tattırdığı acıyla haykırıyordu. Baba, baba, baba. Mevtayı köyün taputuna koyarak cami önünde bulunan kocaman bir kayanın üzerine koydular. Genç bir imam cemaatle cenaze namazı kıldırdı. Mevta caminin taputuna konarak mezarlığa doğru yola çıkarıldı. Cemaat düşünceliydi. Acaba dedim, cemaat ölümden ders almak için mi düşünüyordu? Acaba cemaat dünyada yaptıklarını, söylediklerini, iman ettiklerini, inkar ettiklerini düşünerek kendilerini hesaba mı çekiyordu? Kadınlar ve kızlar ileride üşüyorlar ve ağlaşıyorlardı. Mevta'nın hanımı ve küçücük çocukları ağlıyorlar, kadınlar bağırışıyordu. Küçük bir kız çocuğu "Baba, baba" diye haykırıyordu. Mevta'nın babası ise "Evimi yıktın oğlum, evimi yıktın oğlum, evimi yıktın oğlum" diye hüzünlü hüzünlü ağlıyordu. Mezarlığa giden yolda neler neler konuşulmadı ki dünyalıklar adına. İnsanlar mezarlığa sanki mahşere gidermiş gibi gidiyorlardı. Kendi kendime "Biz şimdi mahşere doğru gitmiş olsaydık ne götürürdüm yanımda" diye düşündüm. Cemaata dönmekle şöyle demek istedim: muhterem cemaat, muhterem Müslümanlar, şimdi biz o Mevta'nın yerinde olsaydık ne düşünürdük, ne götürmek isterdik, hangi imanla, salih amellerle Allah'a kavuşmak isterdik, hangi azıkla Rabbimizin huzuruna çıkmak isterdik? Muhterem cemaat, söyler misiniz, Allah'a giden bu yolda sizin dostunuz kimlerdir? Sizin mezarlığınızı nurlandıracak ne? Siz Müslümanlar olarak Allah'ı razı ettiniz mi? Siz dünyada Allah ve Resulünün emirlerine uyarak mı gidiyorsunuz? Siz ne götüreceksiniz? Siz ne götürüyorsunuz? Dünyalıklar, mallar, mülkler mi taşıyacaksınız? Muhterem Müslüman cemaat, ölüm için hazırlık yaptınız mı? Ölüm meleği geldiğinde ne diyeceksiniz? Kabirde ilk gece nasıl geçecek biliyor musunuz? O gecenin karanlık olmaması için ne yapmanız gerekir biliyor musunuz? Söyler misiniz muhterem Müslümanlar? Biz imansız, salih amelsiz, namazsız, zekatsız, oruçsuz, Kur'an okumaksızın, iyilikleri öğretmeksizin, kötü, batıl yollardan sakındırmadan nesillerimize imanı, Kur'an'ı, İslam'ı, Resulullah'ı sevdirmeden nasıl Allah huzuruna çıkmayı isteyebiliriz? Söyler misiniz, yalan söylemekten, adam kandırmaktan, dedikodu etmekten, şer niyetleri atmadan nasıl Allah huzuruna çıkmak isteyebiliriz? Mevta mezarlık kapısı önünde durunca orada hazır bekleyenler taputu omuzlara alarak mezarlığa doğru taşımaya başladılar. Bu arada insanların birçoğu yetişmişler, cenazenin etrafında beklemeye başlamışlardı. İmam Bukhari'nin sahihinde rivayet olunan hadis aklıma geldi. Bakın Resulullah ne güzel sesleniyor değerli kardeşlerim. Cenaze taputa konulup
erkekler omuzlarında taşıdıklarında, eğer bu iyi biri ise beni çabuk ilerletin der. İyi birisi değilse vay başıma gelene, siz beni yüklenmiş nereye götürüyorsunuz diye seslenir. Bunun sesini insan dışında ne varsa hepsi duyar. Aslında insan duysaydı sesin etkisinden dolayı bayılıp kendisinden geçerdi.